Bir Kadın'dan herkese iyi akşamlar. Gökçe Çiçek Köse Dağı ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Bir Kadın'dasınız. Ve bugünkü konuğumuz sinema eleştirmeni, yazar, çevirmen, gazeteci, dünya edebiyatından birçok önemli ismi Türkçe'ye kazandırmış olan bir isim Sevin Okyay. Hoş geldiniz. Akşam bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Hoş İyi ki geldiniz. Geldim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bizi geldim. Kırmadınız. Geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. Yoğun musunuz çok? Ya bu, hep öyle olduğu için artık çok bazen şey gelmiyor, değişik bir şey gelmiyor. Bazen çok şey oluyor. Mesela bir ön jüride oluyorum da orada 200 tane film oluyor. Hani bütün bu işlerin yanı sıra bir de onu yapmak gerekiyorsa o zaman. Peki yaz geldi, böyle bir tatil planı falan var mı yoksa evet. Çalışmaya devam mı? İşkoliklik var mı? Yok, bazen böyle birkaç yılda bir kızım beni taşımdan sürükleyerek götürür. Bu yılda öyle bir hafta götüreceği şeklinde tehditleri var ama bilemiyorum. Özellikle tercih ettiğiniz bir yer oluyor mu böyle tatiller için? Yok valla, o kadar hızlı gidiyorum ki. Yani bu saçımdan Suriye'ye götürmesi iki kere oldu şimdiye kadar, Londra'yı saymazsa. Onun için. İyi ki diyelim bu şeyde, iyi ki kızınız böyle bir şey yapıyor yoğunluğu biraz. Biz yayından önce de sohbet etmiştik Sevin Hanım'la. Kendisi çalışmayı çok seven bir isim. Hiç boş vakti yok neredeyse. Gençlik zamanını da şimdi de çok yoğun geçirmişsiniz. Çok aktif geçirmişsiniz. Hala da devam ediyorsunuz. Yapıkedi'de çalışırken hangi dergiyi yaptık hatırlamıyorum. İki dergiden birine tembelliği metheden bir şey yaptık yani. Herkes tembelliği methetti. Aman oh ne güzel çalışmıyoruz, böyle eze yapıyoruz falan. Ben böyle çalışmak iyidir diye bir yazı yazmıştım. Yıllarca kurtulamadım. Evet, Beşiktaş'ta geçmiş bir çocukluk sizinkisi değil mi? Evet. Ve aslında kültür sanatla bağınız çocukluktan geliyor. Annenizin biraz etkisi var galiba değil mi? Annemin etkisi var. Annem yani o çok doğal bir şeydi aslında. Çünkü annem kendi zaten giderdi. Bizi de götürürdü yani. Yani götürecek yaşta olduğumuz zaman. Kardeşim 10 yaş küçük benden. Beni her gittiği yere götürürdü. Bir tek şey almak istemezlerdi, Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na. Çünkü orada 14 yaşında büyük çocukları alıyorlardı. Orada da böyle iki arkadaş, bir arkadaşıyla çocuk çelimsiz kaldı. Çocuk büyüyemedi gibi ben halbuki böyle yaşıma göre de maşallah yani şeydim, uzun boylu bir çocuktum. Öyle mi sanıyordun? Bana çok normal gelirdi yani, ben herkes böyle gidiyor sanıyordum yani tiyatroya. Her çeşit konsere yani Türk sanat müziği, klasik batı müziği, türkü, Türk halk müziği, ondan sonra dans, bale mesela. Hepsine giderdik, maçlara giderdik bunların yanı sıra. Yani ben bunun hakikaten normal bir şey olduğunu sanıyordum. Aslında normal olması gereken evet, aslında bir şey. Aslında normal bir ülkede her yaşıyor çocuk, olsak evet. Olması gereken bir şey ama evet. Maalesef hem sizin döneminizde. Ama galiba o dönem yine de İstanbul'da yaşayan, İstanbul belli semtlerinde çok iyi bir dönemmiş. Yani şu an mesela evet, daha evet. iyi olması beklenir ama çok daha geride. Özellikle evet, yani, çocuklar arasında yani eşitsizlik de çok var. Böyle vardı. Belli bir düzeyin üzerinde ekonomik olarak... parası olan çok insanlar gitmiyordu yani. Evet. İnsanlar gidiyordu. Gidiyordu. Gidebiliyordu. Zaten gidebiliyordu. Standartın olması gerekiyor. Sinemaya. Hepsine. Evet. Hepsini. Dolayısıyla ben yani çok hayret ediyorum eleştirmen muamelesi görünce. Ben zaten onların hepsini gördüm, tanıyorum, biliyorum yani. Hani şeyim de yok, resmi bir eğitimim de yok eleştirmenlik konusunda. Bilmiyorum vallahi. Ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet, bizler de öyle. Evet. Sizin gibi bir Sevin Okyay'la tanıştığımız için gençler olarak biz de sizin için şanslıyız yani. Hazır çevirmenlik konusu açılmışken Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmenisiniz. Evet. O çevirmenlik konusuna geleceğiz ama sinema eleştirmenliğinden devam edelim isterseniz. Olur. Sinema ilginiz nasıl başladı?
Ben şimdi çok 1975 Eylül'ünde Politika gazetesine girdim. Kültür Sanat'ta Mustafa Gürsel'e yardım ediyordum. Orada yani orada da sinemaya ilgili şeyler yazmaya başladım. Oradan itibaren beri yazıyorum yani. Çok yazdım. Şeyler yazdım. Biz mesela Nokta Nenere dedi. O hafta oynayan, televizyonda oynayan bütün filmleri tanıtırdık. Dolayısıyla yani ağır bir işti ama sevdiğimiz için yapıyorduk çok. Ve bilmiyorum yani hakikaten o kadar çok yazmışımdır ki ben bile ki iddialı bir insan değilimdir, hırslı hiç değilimdir. Yani ben bile bir ara bayağı hak ettiğimi düşünmeye başlamıştım yani. Hani, sonra ama ben istemedim yani. Ben beni seçin, böyle yapın, beni de alın aranızda falan demedim. Sadece uslu uslu gidiyordum. Toplantılarda oturuyordum. Çünkü aynı zamanda gazetecilik de yapıyorum yani. Hani onlarla ilgili haberler de yapıyorduk. Sonra nasıl oldu ben de bilmiyorum valla. İyi ki olmuş. Çevirmenlik yani siz gerçekten Türkiye'ye birçok eseri kazandırmış bir isimsiniz. Yine az önce sohbet ettiğimizde çok güzel anılar anlattınız. Hani bir kitabı okurken sanki sizin sesinizden okuyormuş gibi dostlarınız. Sonra bir çevirmiş ya, ama kitabı işte kapatmış. Diyorum, sana da söyletmiyor o zaman. Bu iyi, iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Yani şimdi çevirirken kendi üslubuma esir etmemeye çalışırım yani ya da kendi üslup diye bir şey kullanmam yani onun neyse ya da ona ne bir şey uygun buldumsa onu yaparım. Ama gene de bir tiyatrocu arkadaşım hastanede yatarken işte kitap okuyormuş. O Howard Felsen Yapayalnız'ı gelmiş. Ondan sonra aldım diyor kitap diyor okudum diyor beğendim de diyor yani. Sonra diyor birden diyor fark ettim ki senin sesinle okuyorum kitabı diyor. Hani sen bana okuyormuşsun gibi. Başını bir çevirdim baktım diyor ilk sayfasında sen çevirmişsin kitabı diyor. O çok hoşuma gittiydi ama sonra da işte dedim ki acaba ya aslında bu kadar da hoş bir şey mi? Bir belli bir sorumluluk, zor bir sorumluluk da yüklüyor olabilir belki. Ama bilmiyorum ama. Çok sorumluluk isteyen bir iş. Evet. Dürüstlük isteyen bir iş çevirmenlik. Çalışma da istiyor yani. Harry Potter'a girelim mi yavaş yavaş? Girmeden dünyada, olmaz. Dünyada da inanılmaz derecede hayranı var, okundu. Türkiye'de de yine aynı. Onu Türkçe'ye kazandıran isimsiniz. 6 seriydi galiba. Kutlugan'la ben. Evet, evet, oğlunuzla birlikte. Oğlunuz Kutlugan Kutlu. Değil mi? Kutlugan Kutlu, evet. Hı hı. Birlikte çevirdiniz. Oğlunuzla birlikte çevirmek nasıldı? Valla önce yan yana, yani ayrı ayrı çeviriyorduk. Bölüm bölüm bir bana, bir sana, bir bana, bir sana diye paylaşıyorduk. Ondan sonra ayrı ayrı çeviriyorduk. Gelip birlikte okuyorduk mesela. Onun çevirdiğini ben oturup önünde okuyordum. İşte bazı şeyleri tavsiye ediyor. Yani şöyle olsa olmaz mı böyle dahil. Aynı şeyi o da bana yapıyordu. Fakat bu böyle yavaş yavaş şey bir takım homurdanmaları yol açtı kimse tarafından. Mesela ben şunu sıksam mı acaba gırtlağını diye düşünürken Kutlukan da ensesini bir balta indirsem ne lazım gelir diye düşünüyorum. Yani şakası bu ama bu laflar aynen konuşuldu yani onu da söyleyeyim. Ondan sonra düzeltip birbirimize yollamaya başladık. Gelenleri de yani düzeltip. Öyle çevirdik. Vallahi iyi oluyor. Şeye hedeflemiştik biz. Yani herhangi bir bölümü hangimizin çevirdiğini kimse anlamasın. Elif dahil mesela, birliği, kızım dahil. Ondan sonra hakikaten de yani çok zor anlaşılırdı. Karakterler... Aynı ya kendi üslubu vardı kitabın. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Evet, o kesinlikle çok riskli ve bunu başarmış olmanız da. Şey, karakterlerin kendi konuşmaları vardı. Bazen Kutkan der ki, tamam çok güzel, Osmanlıcı seviyorsun, kullanıyorsun biliyorum ama Ron ya bu, Ron böyle bir şey der mi? Sen en iyisi Dumbledore şiirine.
Onu soracaktık biz de. Merve ile de konuştuk yayına hazırlanırken. Karakterlerle bağ kuruyor musunuz? Çevirmenlik yaparken. Bazılarıyla. Sevdikleri. Harry Potter'la kurdunuz mu? Kurdunuz veya oradaki başka karakterlerle. Harry Potter'daki bazılarıyla. Hangisiyle? Hangisiyle? Çok severler izliyordur eminim şu an. Evet. Lupin. Benim o iki perimiz Snape bile yani. Snape ben başına itibaren sonuna kadar inandım yani bizden olduğuna. Fakat yine de bir dehşet ve endişe içinde sonuna kadar geldik. Bir de çok iyi de oynanmış bir rol olduğunu düşünüyorum. Fizik olarak benzemediği halde. Yani Alan Rickman. Çok çok güzeldi. Çok iyi oyuncular var. Çok iyi castingi var bazılarında. Bazılarında da yani mesela en fazla kızlar da beğeniyor çok. Bella'yı çok beğeniyorlar. Halbuki bence o hayatta gördüğüm en kötü castinglerden bir tanesidir. Öyle mi? Yani Helena Bonham Carter'ı severim yani buna rağmen. Çünkü yani tımarhaneden kaçmış deli bir kadın gibi oynuyordu yani. Ama Bella öyle değildir yani. Bella sahiden çok korkmuştur. Çünkü kötüdür yani. Saf kötü. Gerçek kötü, evet. Evet, saf kötüdür yani. Pür kötü. Şeyin bile anlıyorum ben mesela Voldemort'un imparator olmak istiyor yani. Bir şeyi var. Amacı. Amacı var, bir amacı var. Ama gözüne girmekten başka Voldemort'un bir amacı olmayan Bella'nın da böyle yani cidden korkutucu bir karakterdir. Ama işte o korkutucu bir karakter değildi maalesef filmde. Onun için çok üzülmüştüm. Bir de Gary Oldman'da çok üzülmüştüm. Ki çok severim. Ki en sevdiğim karakteri oynuyor. Çünkü şey demişti 5. kitapta altın madeni buldum sanmıştım. Beni 5. kitapta öldürdü dedi. Yani siz... Okumamıştı kitabı. Yani insan siniriliyor. Kitaptan sinemaya uyarlanmalarda genelde böyle bir adapte problemi çıkabiliyor yani. Kitap çok farklı. Tabii canım biz kitapçıyız sinema, yani. Biz evet, kitapçılarız. Tamamen daha farklı. Tabii daha iyi bilirsiniz. Ama bu kitapta mecburen de oluyor. Yani casting için demiyorum bunu. Çünkü o kadar çok şey var ki kalın kitaplar. Gittikçe de kalınlaşıyorlar yani. 1050 sayfa olanı var yani. O kalın kitaplar. Ve çok şey olup bitiyor. Ama buna karşılık karakterleri de sadece aksiyon değil yani. Karakterleri de Rowling çok güzel işlemiş karakterler. İnandığı karakterler çıkarmış. Şimdi bunu bir filme sığdırmak çok zor. Evet. Onun için ister istemez değişiyor yani. Ama bence yani Warner bunu düşünerek yapmamıştır büyük ihtimalle. En akıllıca kararları son kitabı ikiye ayırıp iki film yapmak. Çünkü hem çok iyi bir final filmleri oldu. Yani o savaş, dövüşler bilmem neleri onlarla. Hem de ondan önce adeta bir sanat filmi gibi bir önceki filmi yaptılar. Yani ben çok fazla beğenmiyorum şeyi, filmleri. Ama gittikçe daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Son 2-3 film çok iyiydi. Ben... Zaten başta Columbus şey yaptıydı onları yani derlerim çocuk şeyi. İşte mesela evet. Hani ellerinden geleni yapmışlar çocuklar korkmasın diye ikinci filmde. Pardon ama o yılan ortada dolaşırken yani büyüklerin de koptu ya. Siz diyoruz bir röportajınızda evdeki kütüphaneyi düzenlemek benim görevimdi diyorsunuz. Benim de, evet. Orada böyle o kütüphaneyle ya da kütüphanedeki herhangi bir kitapla bağ kurdunuz mu? Çok bağ kurmak sorusu sorduk biliyorum ama. Çok kitaplarım vardı ya orada çok kıymetli ama sevdiğim yazarlar vardı mesela John Steinbeck'i çok severdim. Ernest Hemingway'i severdim. Erskine Caldwell'i de severdim ama o çok daha ciddi olduğu için onlardan biraz daha az. Tabii eski kitaplar, daha eski kitaplar annemin
benden önce okumuş olduğu Archibald Joseph Cronin diye çok meşhur bir yazar. Onun mesela Yeşil Yılları, Green Years benim hiç unutamadığım bir kitaptır. Çünkü orada çocuğun bir abisi var. Tabii biz de çocuk olduğumuz için böyle abiler, ablalar çok cazip geliyor yani. Hele iyi davranıyorlarsa küçük çocuklara. Gavin diye. O Gavin çok da iyi bir insandır. Çok bir örnektir. Bir kahramandır yani. Gavin'in ayağı rayın arasında takılıyor, ayakkabısı. Kurtaramıyor ayağını ve ezilip ölüyor trenin altında. Bunu asla unutmadım işte. Bütün hayatım boyunca. Raylardan da ödüm kopar. Şey çok ama siz şey diyorsunuz mesela kitaplarla ilgili şu yorumu çok yapıyorsunuz. Okumak insana yüzlerce arkadaş edindirir. Tabii. Farklı bir insan olursunuz, iyi insan olmayı öğrenirsiniz. Böyle yorumlarınız var. Hani bu hikayeyi o kadar gerçek ve içten anlattınız ki hani o söylediklerinizin ezber olmadığını anladım. Yani o cidden üzüntü şu an anlatırken yani. Üzüldüğünüzü zaten hissettim yani. Evet. Ve sonra arkadaş olarak da mesela Küçük Kadınlardan Jo. Çok kendime benzettiğim ve çok sevdiğim bir kahramandır. En büyük şeyim de kendime örnek aldığım kişi de Cyrano de Bergerac'tı. Cyrano'yu çok severim. O yani eksik olsun istemem. İstemem eksik olsun. Böyle sanki beni anlatan bir şeymiş gibi geliyor ve çok şey yaparım. Benimserim yani. Çok sevdiğim bir kitaptı. Epeycesini de ezbere bilirim yani. Okumuştum kitabı şeyde. Gördüğüm en iyi çevirilerden biridir Sabri Esat Yevşkin'in. Merve senin sorun var mıydı ben şey? Buyur lütfen. Çocukken ne olmak istiyordunuz Sevin Hanım? Çocukken ne olmak yazar. İstiyordunuz? Aa, çocukluk hayalinizi gerçekleştirdiniz. Ama tabii dünya çapında bir yazar olmak istiyordum. O biraz zor oldu. Kitaplarınız ama yazarlıkta yapıyor sadece çevirmek. Yazdınız da. Evet, yazıyorum da yani. Doğru. Ara Sıra ve Daima diye bir anı kitabınız var. Hem hayatınıza giren dostlarınız hem aile üyelerini anlattığınız. Mesela genelde sizin gibi gerçek okurlar, çok okurlar, sosyal olmayan bireyler olarak bilinir ama sizin böyle anı kitabı yapacak kadar da bir dostluk, sosyal çevreniz var. Nasıldır? Sosyal misiniz? Nasıl ilişki kurarsınız dostlarınızla? Valla söylediğim gibi size de hem asosyalim hem sosyalim. Yani mesela böyle bir salon karşısında konuşmaktan hiç hoşlanmam. Yani çok rahatsız olurum çünkü. Kamera sevmem. Ama ben üçümüz bir yerde oturup konuşuruz. Sizi hiç tanımıyorsam bile, bugün olduğu gibi, burada tanıştığımız gibi, çok rahatlıkla konuşurum yani. O zaman sosyal bir insan gibi oluyorum. Bir yere girdiğim zaman anlaşırım insanlarla yani, sorun çıkmaz. Ama gene de sanıyorum ki sosyal yanım daha baskın. Ya da zaman zaman değişiyor aslında her insanda olduğu gibi. Evet, siz aynı zamanda Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne de Uçan Süpürge'nin. Evet, ilk onlar vermiştik herhalde. Bu da çok değerli. Evet. Bir de kadın çok olmanızın güzel. Da herhalde evet. Orada ayrıca bir... Evet, evet. Arkadaşlarım verdilerdi. Eskişehir'den de verdilerdi ama o sırada. Evet, bu çok... Evet, sonra arkadaşlar çok güzel oldu. Siz sporla da çok yakından ilgileniyorsunuz. Hem Beşiktaşlısınız hem de lisedeyken de basketbol ve voleybol oynamışsınız. Evet, şeyde de oynadım, ligde de oynadım ikisinde. Öyle mi? No, çok güzel. Takım, bayağı aktif bir gençlik hayatı geçmiş. Çok iyi bir takım, basket takımı. Türkiye şampiyonuydu yani. İstanbul Üniversitesi bir kulüp aslında. Peki oradan sporculuk kariyerinden devam etmeyi düşünmediniz mi? Sporculuk kariyerinden devam etmeyi düşünmediniz mi? Vallahi ne olarak bunu, şey olarak mı? Yani söyleyeyim? Daha profesyonel. Hani bundan sonra sporcu olayım, bundan sonra basketbolcu. Ama çok erken evlendim ben. Çok erken... Yani 21 yaşında evlendim. Elif doğduğunda 22 yaşındaydım. Onun için. Doğal olarak. Olmadı pek.
Ama hala da çok ilgiliyim yani. Hı hı. Hiç şöyle bir kitapla karşılaştınız mı? Bu kitabı nasıl kaçırmışım? Karşıma nasıl çıkmamış daha önce dediğiniz bir kitap oldu mu? Oldu ama şimdi isim olarak hatırlamıyorum. Tamam. Yani bir tane olmadı. Böyle birkaç tane. Allah Allah ya, ben nasıl bunu görmemişim? O kadar çok kitap var ki çocuklar vallahi kaçıyor ya. Tabii ki. Yani ucu bucağı yok değil mi? Sınırsız bir şey o, doğru haklısınız. Evet. Kaçıyor yani ve insan çok... Bazı yazarları kaçırıyorsun, bırak kitabı. Hani öyle bir yazar oluyor ki görünce olumlu anlamda dehşet içinde kalıyorsun. Ben yani nasıl okumamışım bunu diye. Ama tabii bunlar çok yazan yazarlar değil yani. De az yazan şeyler var, yazarlar var. Onların kitaplarını genellikle kaçırabiliyorsun. Ama sevmiyoruz öyle kaçırmayı. Kaçırmasak daha iyi olur yani. Keşke. Siz dramaturgluk da yaptınız bazı oyunlarda. Mehmet Ufak marifetleri durumlar. Bana ağzından gidip burnumdan çıkıp hatta aynı kitabın hem çevirisini hem dramaturgluğunu yaptırdı. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü çevirmen kendisine müdahale edilmemesini istiyor. Ama dramaturg da biliyor ki orası öyle olmayıp da böyle olsa daha iyi olacak. Daha doğru olacak, daha fazla dikkat çekecek. Kendi kendinle deli gibi kavga ediyorsun yani. Direkt birebir. Ama güzel bir deneyim olsa gerek. Yok, güzel öyle canım, mi? Güzel. Bir Mehmet Atan bir iki oyunda yaptım. Ondan sonra bir de kendim işte bir Bernard Alba'nın evi çevirmiştim. Rosa Hartman'ın şeyinde yani kontrolünde sonradan o okudu ve şey yaptı yani onayladıydı. O bilmiyorum yani hakikaten ilginç oldu biraz dediğim nedenlerden. Bir de çok iyi bir oyun olduğu için tabii. Ben aslında oyun çevirmeyi çok seviyorum. Çünkü şeyde diyalogda diyalog çok rahat yazarım daima yani. İnsanları çok rahat konuştururum hikayelerde, kitaplarda. Dolayısıyla tabii oyun da bana, gerçi bazı arkadaşlarım diyorlar ki, yani sadece bununla olmaz, aynı zamanda oyuncu da olman lazım. Sahneyi bilmen lazım, sahnenin neresinde duracağını bilmen lazım. Ondan sonra müziğini bilmen lazım onun. Yani ben tabii ki oyuncu değilim ama ben hakikaten çok oyun izledim. Bir defa yaş olarak onların izlediğinin iki katını izlemişimdir yani. Bunlar gençler. Kedicisiniz siz bir de. Kedicisiniz bir de. Kedi çok seviyorsunuz. İki tane kaldılar şimdi. Daha önceden daha mı fazlaydı? Dört tane dediler. Başınız sağ olsun. Ha evet, öldü demiştiniz. Öldü bir tane. Evet. Evet. O bir tanesi yaşlılıktan öldü 19 yaşında. Bir yine tanesi, uzun yaşamış. Evet. Kanserden. Şimdiki kediniz var. Peki yeni projeler var mı? Yeni kitap çevirileri? Hiç bitmiyor yani, değil mi? Olmaz. Genellikle ağlayan sesler çıkarıyorum. Çünkü daima gecikmiş çeviriler oluyor. Allah'ım yetişecek bir hafta sonra vermem lazım. Ben ne yapacağım? Çeviriler oluyor. Var yani polisiye çeviriyorum bu sefer. Evet, sizin polisiye kısmını hiç konuşmadım. Evet, onu da konuşalım. Bir türlü şey yapıp da herhangi bir yayın evine tam olarak vermeyimiz bir kitap vardı. Hala onunla uğraşıyorum. Rolpek'in James Baldwin'i çeviriyorum. Çok severim James Baldwin'i. Çok sevdiğim bir yazardır yani. Bir de biz onu tanıma şansına eriştik burada. Geldiği zaman o işte Engin Cezarlar'da kaldığı zaman Güldiz'de ve Engin'de. Burada Sander Kitap Evi'nde şeyde Osman Bey'de kitaplarını imzalardı. Ben de bütün kitapları vardı galiba, hepsini kucaklayıp götürmüştüm. Hiç utanırım, hiç yapamam böyle şeyler. Ama o bizim okula da gelip bir konuşma yapmıştı. Biz o zaman zaten kuyruğuna takılmıştık. Onu çok severim, onun için çok memnunum bu kitabı yaptığıma. Evet. Ya ben aslında o kadar çok şey yapmak istiyorum ki ama hakikaten vakit yetmiyor. Bir de işte bu biraz işlemini kaybettiği için
Geçmiş olsun. Yorgun da çekiyorum yani. Ama tedaviye devam ediyorsunuz değil mi? Ediyorum evet. Hı. Siz hiç şey gibi durmuyorsunuz yani böyle tamam artık işte emekli olacağım yani tırnak içinde. Zaten. Yok bu o emekli halim. Ya işte onu diyeceğim yani artık çalışmayacağım diyecek birine benzemiyorsunuz. Doğru mu hissediyorum? 10 günde yani, ölürüm tahminim. Boş durmak yani bir sefer böyle Elif dedi ki bana çok yoruldun sen. O sırada NTV yayınları da var. Elif onun direktörüydü zaten. Sen git 10 gün yat dedi, dinlen dedi evde de. Peki dedim ben de, bana da pek cazip geldi. Yani 3 gün yat, fena geldi içime ya. Yani ya, sokağa çıkmak da olmuyor. Hani o işin şeyine alışmışsın ya. Aman Allah'ım yarabbim, en sonunda 4. gün mü ne işe gittim. Elif dedi ki, Sevin Hanım, siz izinli değil miydiniz 10 gün? Ne işiniz var burada? Elif, kafayı yedim dedim ya. Ben kalamayacağım, kusura bakma yani. Burada dolaşayım, iş yapmayayım, tamam. Yapamam, sıkılıyorum. Alışmışım yani onun için. Evet. Bir kere alışınca öyle bir düşük enerjili şeylere tekrar adapte olmak çok ben şeye de alışkınım yani. İnsanların yanında çalışabilirim, hem onlarla konuşup hem iş yapabilirim. Hem aydınlıkta uyuyabilirim, gürültülü yerde uyuyabilirim falan. Bunları çok alıştırdığım için kendime. Çocukluktan beri. Geceyle gündüz şeyiniz farklı. Yani öyle gece uyunur, gündüz ayakta olunur gibi gece bir şeyiniz çalışılır. Yok. Gece çalışılır. Gececisiniz. Gündüz uyunsa çok iyi olur ama maalesef. Öyle gececi insanlar diye tanımlanır sizin gibi insanlar. Ama çevirmenler genelde evet gececi galiba. Tabii canım. Evet. Öyle bir şeyde Facebook'ta vardı galiba hareket edip. Burası ne istiyor? Bir evde ışık yanacak. Çevirmen diyor. O kadar anlaşılıyor yani. Evet. Siz onu da belirtelim. Açık Radyo ve NTV'de, hatta NTV Radyo'da şu anda devam ediyor. Caz ve polisiye edebiyat üzerine radyo programları hazırlayıp sundunuz. Ve hali hazırda caz zaten yapıyorsunuz. Sade Açık Radyo'da ama şeyi de yaptık biz. Neydi aman Allah'ım? Açık Dergi adını unuttum programı. Yani Ömer'lerin sabah yaptığı programı akşamüstü biz yapmıştık saat 6-9 arası. Açık Deniz mi? Yok. Yok. Açık Dergi'ydi galiba ya. Çok güzel bir programdı. Bayağı yaptık. Bayağı 3-3,5 yıl kaldım ben Açık Radyo'da. Ondan sonra burada polisiye yaptım. Şu anda devam ediyorsunuz. NTV'de. 20. yılında evet. Polisiye'yi de seviyorsunuz. Polisiye seviyorum. Küçüklükten beri severim yani. Seviyorum ama tabii böyle her hafta bir kitap yapman gerektiğinde okuyorsun o kitapları. Ve eğer beğenmedinse başka bir kitap bulmaya çalışıyorsun tabii. O biraz şey yapabiliyor insanı. Şey olduğunuz oldu mu hiç? İş gereği çevirdiğiniz ama sevmediğiniz kitaplar olmuştur çok. Ne kadar çok şartname, buna benzer şeyler. Hatta bir çevir bürosunda çalıştım. Yani herkesin hayatını biliyorum diyebilirim çevireyim nüfus kağıtlarında. Böyle çok oldu. Şartnameler çok sinir bozucudur. Ama hem çalıştığım yerlerde hem de dışarıda yani böyle çevir bürolarına yaptım. Yani çok çeviri yaptım öyle. Ama bu bana bir oyun gibi geliyor. Yani şimdi Osmanlıca öğreniyorum mesela. Niye istiyorsunuz? Bulmaca gibi geliyor çünkü. Onun için seviyorum yani. Bana bir oyun gibi geliyor yani onları oturtmak. Yapboz gibi. Bulmak yani. Çünkü seni zaten rahatsız eder. Yani yapıyorum şimdi. Sonradan üstünden okuyorum böum bir kenar. Bu ne ya diyorum ya. Bu ne yani? Buraya olmamış diyorsun değil mi? Olmamış diyordun. Evet. Olmamış diyordun. Bilmiyorum çok o kadar kötü çevir okudum ki. Yani bir ara burada ismi lazım değil tabii arkadaşlarımız da çünkü hepsi. Bazı yayın evleri o kadar kötü çeviriler yaptılar ki yani fazla para vermemek için ki zaten çevirmene fazla para veren yayın evi görülmemiş de hani bir geliş olarak söylüyorum. Gençlere
vererek çıkıyor. Şimdi gence çevirme vermenin kötü bir tarafı yok. Ama yapabileceği şeyi vermelisin. Yani hiç kimse hayatında ilk defa başladığı zaman yani çok zor bir kitabı yapamaz yani. Zor yazarları yapamaz. Vivonne Ecoud yapamazsın mesela. Çok eğlenceli olmakla birlikte zor bir yazı olduğu gibi. Çok böyle yazar vardır yani. Bilmiyorum vallahi. Ben çok öyle kitaplar çevirdiler ve o kadar kötü çevirdiler ki ben eminim o kitapların orijinallerini okuma durumunda olmayan okurlar Türkçelerini okuyup bir daha o yazarı şeytan görsün yüzün diye düşünmüşlerdir yani. Ama kimsenin de böyle bir hakkı yok. Çeviri aslında çok önemli bir iş yani. Hem aslına sadık kalman lazım, değiştirmemen lazım. Hem de okuyucuyu da dinamik de tutabilmen lazım. Yani her iki dile de çok hakim olmak gerekiyor. Evet, hatta yani çok eğer şey sorumluluk isteyen bir şey. Yani o ülkenin, o dönemin kültürünü de biliyorsan çok daha faydalı oluyor. Bilmiyorsan da öğreneceksin artık yani. Evet, yani çevirmenlik yapılıyorsa. Siz bu arada komik olmayı seven birisiniz, komik de birisiniz, mizacınız da öyle. Hatta nehir söyleşinizde şey diyorsunuz, okuduktan sonra komik biriyim değil mi diye. Herkes söyledi, komiyim değil mi? Öyle söyledim. Komik. Biz çok teşekkür ederiz. Ama çocuklarım söylerdi küçükken bana, özellikle Elif söylerdi. Çok komik bir annesin derdi. Ben de böyle düşünüyorum. Ha, bu acaba iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hem komiksiniz hem sıcakkanlısınız. İlk defa tanıştık biz sizinle. Evet, ama çok hani zamandır. Sanki uzun zamandır bir aradaymışız gibi. Evet. Çok sıcak bir bağ oluştu bence aramızda. Evet. O hissi çok sanırım herkese veriyorsunuz. Yine hakkınızda tabii ki okuduk Merve ile hazırlanırken. Birçok insan ilk karşılaştığımda sanki çok uzun zamandır tanıyormuş gibi hissediyor insan kendini. İyi hissediyor. Çok evet, hissediyor. Biz de dedik ki gerçekten öyleymiş. Ama şimdi tabii şeyin de etkisi var. Yani hazırlanıyorsunuz ya, zaten bir şeyler okuyorsunuz hakkında. Zaten bir parça tanıyorsunuz evet, yani. Belki o da var. Evet, gibi olabilir. Evet. Evet, ama sizden de o enerjiyi alıyoruz. Evet, aldık. Evet. Da güzel oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi ki geldiniz. Sizin gibi bir ismi ağırlamak bizim için çok önemliydi gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum geldiğime. Biz de çok memnun olduk burada olduğunuza. Evet, Bir Kadın'da bu hafta konuğumuz Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni, çevirmen, yazar, isminin önüne daha çok şey konulabilecek bir isim Sevin Okya'yı ağırladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.